Herkese merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Kudüs'e girecekti adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Kudüs kelimesi biraz zor benim için, telaffuzu zor, alüminyum gibi bir kelime Kudüs, ama inşallah doğru telaffuzda söyleyebilirim. Bu deyiş İsa'nın Kudüs'e şah olarak girmesiyle ilgili. İsa taliplerinin önünden giderek Kudüs'e doğru yoluna devam etti. Zeytin Dağı'nın yamaçlarındaki Betfaci ve Betaniya köylerine yaklaşınca iki talibini önden gönderdi. Onlara şöyle dedi: "Şu oradaki köye gidin. Köye girerken sırtına daha hiç kimsenin binmemiş bir sıpa göreceksiniz. Orada kazığa bağlı duruyor olacak. Çözüp bana getirin. Sıpayı ne diye çözüyorsunuz diye soran olursa, sultanımıza lazım deyin siz." İki talip gidip aynen İsa'nın dediği gibi sıpayı buldular ve hakikaten sıpayı tam çözerken sahipleri, "Ey, bizim o sıpayı ne diye çözüyorsunuz siz?" diye sordular. Talipler, "Sultanımıza lazım" dediler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. İsa'nın rahat binebilmesi için sıpanın sırtına hırkalarını üst üste koydular. İsa yol boyunca sıpanın üzerinde Kudüs'e doğru ilerlerken halk da hırkalarını yola serdi. Bu eski bir gelenek. Bir şah bir şehire girerken atı sıpası toprakta yürümesin, böyle yol kapalı olsun diye hırkalarını yola sererlerdi. İsa için bunu yaptılar. İsa artık Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola gelince epey bir kalabalık teşkil eden bütün talipleri İsa'nın ardından yolda yürürken coşa gelip görmüş oldukları bütün mucizeler için Hakk'a yüksek perdeden avaz avaz şöyle hamd ettiler: "Mevla'nın adına gelen şah mübarektir. Selamlar ola semada. Hakk'a hamdlar ola en yücelerde." Kalabalıkta bulunan bazı ferisiler, ki ferisiler biliyorsunuz çok katı, yobaz, bağnaz, dinci, dinbaz bir cemaatti. Bu ferisiler İsa'ya, "Sultanımız, taliplerini azarla, sustur" dediler. İsa ise onlara cevap olarak, "Size bir şey söyleyeyim. Eğer ki bunlar bir sussalar, o zaman şu yol kenarındaki taşlar dile gelip tezahürat eder" dedi. Bu o kadar önemli bir gün. Şah olarak Kudüs'e giriyor. Halbuki biliyor ki birkaç gün sonra kendisini yakalatacaklar, işkence edecekler ve dara çekecekler, çarmıha gelecekler. Haberi var. Evet, izninizle değişik bir söyleyeyim. İnşallah beğenirsiniz. İki talibini çağırdı, şah onları önden gönderecekti. Gönderirken bazı emirler verdi. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Gönderirken bazı emirler verdi. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Karşıdaki köye gideceksiniz. Varınca bir sıpa bulacaksınız. Sıpayı bana getireceksiniz. Mesih İsa Kudüs'e girecekti.
Arkalarını sıpaya yaydılar. Şahisayı üstüne bindirdiler. Esihisa Kudüs'e girecekti. Şahisayı üstüne bindirdiler. Esihisa Kudüs'e girecekti. Kudüs'e girerken halk sevinerek dediler yüksek sesle hamd ederek. Rabbin adına gelen şah mübarek, Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Rabbin adına gelen şah mübarek, Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Dinciler kızdılar İsa'ya dedi. Sultanımız sustu taliplerini. O dinciler olayı çözemedi. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. O dinciler olayı çözemedi. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Kervanın İsa şöyle cevap verir. Size söyleyeyim sustursam ben. Onlar susarsa taşlar dile gelir. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Onlar susarsa taşlar dile gelir. Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Evet, Mesih İsa Kudüs'e girecekti. Girdi. Birkaç gün sonra yakalandı. Yakalattılar, işkence ettiler, sonra dara çektiler. Çarmıha gerdiler, öldürdüler. Ama 3 gün sonra ölümden dirildi. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.